Herkese merhaba. Bugün de sizlere direnç bandı ile yapabileceğiniz kol egzersizleri göstereceğim. Şimdi biraz açımı çapraz pozisyona alacağım. Beni daha rahat görün diye. Şimdi bantımız ayaklarımızın altında. Yani ayakta yapabileceğiniz egzersizler göstereceğim. Bacaklarınız kalça genişliğinde açık olması gerekiyor. Vücut dik, yani pelvis ve omurga dediğimiz bölgeyi nötr pozisyonlara alıyorsunuz. Olabildiğince dik durmaya çalış. Kollar vücudun yanında. Nefes alıyorum. Omuz eklemin sabit. Ve dirsek ekleminden kollarını omzuna doğru çekmeni istiyorum. Nefes aldım. Yani harekette dikkat edeceğiniz en önemli nokta omuzla dirseğin aynı hizada olması. Ve bu gördüğün hareketi 8-10 tekrar uygulayabilirsin. Yani kollarını bu şekilde öne, geriye almak yok. Omuz eklemini sabitle, hareketi dirsek ekleminden yap, çene yere paralel, gözler karşıya bakıyor ve hareketi benimle birlikte 8-12 tekrar uygulayabiliyorsun. Şimdi ikinci harekete geldiğimizde vücudun hafif öne doğru eğmeni istiyorum. Dirseklerini yukarı doğru çek. Sırtına doğru iyice geriye gelsin. Yine omuz eklemini sabitliyorsun. Dirsek ekleminden geriye doğru basmanı istiyorum. Vücudunu yere olabildiğince paralel yapabilirsin. Eğer çok yapamıyorsan yukarıda hafif böyle 45 derecelik bir açıyla da durabilirsin. Ve 12 tekrar basıyoruz geriye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son bir kez daha. 12 bıraktık rahat. Yine yukarı doğru kalktık. Bu sefer biraz kolun dış bölgelerini çalıştıracağız. Yani sabitliğe dikkat et vücudunda. Kolu yukarı çektin. Şimdi 90 derecelik bir açıyla, yani dirseğin, bileğin, dirseğin, omzun aynı hizada olması gerekiyor. Şimdi nefes alıyorum. Nefes verirken dışarı doğru açtım ve kapattım. Dışarı doğru açarken dirseğini vücuttan ayırmamaya çalış. Nefes al. Burundan nefes alıyorsun, ağızdan veriyorsun. Dirseğini vücuduna yakın tutuyorsun ve omuz ekleminden böyle dışa doğru bir rotasyon yapıyorsun. Yani şunu istemiyorum. Dışarı doğru açtığın zaman vücudundan ayrılmasın. Sabit tut ve kontrollü bir şekilde kolunu dışarı doğru aç. Şimdi üçüncü harekete geçtiğimizde hammer curl, daha bicepsleri daha dikine doğru çalıştıracağız. Şimdi yine vücudun yanında, bu sefer ellerin içi birbirine bakıyor. İlk yaptığımız harekette yukarı bakıyordu. Şimdi birbirine doğru bakıyor ve dikine doğru, yukarı doğru çekiyorsun. Gözlerin karşıya bakıyor. Çene yere paralel. Yine şunu istemiyoruz. Yukarı bu şekilde aşağı indirip kontrolsüz bırakmıyorsun. Tamamıyla kontrolü 12 kere birlikte yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dirseğin hareketine karşı sabit, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu gördüğün hareketleri 12 tekrar 3-4 set uygulayabilirsin. Önemli olan nokta omuz eklemini stabil tutmaya çalış ve dirsek ekleminden hareketleri uygulamaya çalış. Ve dirsek ekleminin hareketine karşı da bütün vücudunu stabil tutmaya çalış. Bu sırada da aynı zamanda kor stabilizasyonunu da güçlendirebilirsin. Gün gün bu şekilde birlikte anlatımla egzersizlere devam edeceğiz. Siz de bunları uygularsanız basitten advance'e doğru, yani zor seviyelere doğru hareketleri götüreceğiz. Sorularınız varsa postun altına yazabilirsiniz. Sizler için cevaplayacağım. Yine desteklerinizi bekliyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Yine Instagram'da Koray Yağmur sayfası var. Bunu da takip edip oradan da egzersizlerimizi ve hikayelerimizdeki beslenme önerilerini takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.